Evet Kadirciğim, sendeyiz. Bak önce şimdi buraları güzel bir telliyorum. Fayansları, şu tezgahın şurasını alacağım. Ondan sonra şu ocağa gireceğim. Bak ocağın kirine bak, kirine. Şimdi fayanslarım. Yalnız o fayans hareket ediyor. Evet, bana da öyle geldi. Bel verecek gibi duruyor. Bel verene kadar yağını versin dışarıya. Yağını almasını bileceksin Kadir. Alıyorum evelallah. Bak cam da çok direndi ama sonunda teslim oldu bana. Ocağı açıkçası Özge'den bekliyorum. Çünkü diğer ocakları hep diğer arkadaşlarımız temizledi. Bende ocak yoktu ama benimki daha farklı bir şeydi. Onu da ben Özge Hanım'dan bekliyorum. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Tezgah bu arkadaşlar. Artık yani bunun normalleşmesini istemiyorum. Bakın. Bazen tepki göstermiyorum diye normalleştik sanmayın. Yani anormal bir durum. Bu normal bir şey değil. Olmaması gereken bir şey. Yani şunu söyleyeyim. Bakın gittiğimiz evlerin tamam birçoğunda belki hani bir problemleri, psikolojik sorunları olan insanlar oluyor. Ya da ne bileyim zihinsel ya da bedensel sıkıntıları olan özel insanların evleri olabiliyor. Onlara bak hiçbir şey demiyoruz ama bazı evlerden düşünün ki çoluk çocuk çıkıyor. Yani ben çok iyi hatırlıyorum, bir tane biz ev temizledik. Hala o evin şokundayım ben. Evi temizledik, evde çocuklu bir kadın vardı. Biz daha üstümüz değiştik, eve giderken kadın kapıdan ne diye seslendi biliyor musun komşularına? Yarın bebek mevlütüm var, gelin dedi, bebek mevlütüme gelin. Döndüm bir baktım kendimi bir an gündelikçi gibi hissettim. Evi bize temizletti, bebek mevlütü okutuyor. Hayır tamam biz güzel temizliyoruz okey ama sonuçta 4 saatlik bir temizlik. Yani sen o 4 saatlik temizliğe nasıl güvendin de evde mevlüt okutuyorsun? Ben mevlüt okutmadan bir ay önce başlıyorum dip köşe temizlik yapmaya. Aa Kadir, senin haberin yok mu? Kirli evlerin ev sahipleri bize başvuruyor. Biz temizliği bitirdikten sonra mevlüt okutuyorlar. Nazar değmesin diye. Evimize o yarışmacılardan sağ salim aldık diye mevlüt okutuyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz performansınızı Özge Hanım? Vallahi ben de çok iyi gidiyorum ama çok aşırı yağ olduğundan dolayı bu beni birazcık geriye attı. Aa Kadir, o leş gibi su oraya dökülür mü hiç? Bak bak fayansı sildiğim suya bak. Gördüm, leş gibi suyla siliyordun. Özge Hanım'a mutfağındaki ocak aşırı derecede kötüydü. Şöyle düşünüyorum, belki onu bile silemez. Kadir Bey'in silmesini düşünüyorum. Belki ona bırakır. Çünkü dolaplarda mıy mıy uğraşıyordu. Bez sıkışı falan çok yavaştı. Bak şurayı 5 dakikada. Şöyle bir hemen gördüm. Böylemesini aldım. Bak şimdi şu gözleri. Senin güzel yerin kahverengi gözlerin. Makamında oku şu şarkıyı Kadir. Ha pardon. Senin güzel yerin kahverengi Olmadı. Senin en güzel yerin kahverengi. Hayır. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Gözlerin yar, gözlerin. Gözlerin yar, gözlerin. Gözlerin. Ne oldu Özge Hanım? İyi misiniz? Yıkamaya gidiyorum. Ne oldu? Deterjan mı geldi? Evet. Senin makam Özge Hanım'ı mahvetti Kadir. Allah korumuş. Oh oh oh, sık 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 ya, sökücüyü sık. Benim bu ara yalnız bak sesim güzelleşti söyleye söyleye. Sana öyle geliyor. Bahçada yeşil çınarlar, boyunu boyuma uyarlar. Ben seni gizli sevdiğim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nanay. Topkah külle. Bak gördün mü? Neyi göreceğim Kadir? Sesin kendini kaybetti. Bir de o hareketler nedir öyle? Sesini titrete titrete. Türkücüler öyle yapıyorlar. Rahmetli Azer Bülbül bir şarkı söylerdi. Dersin ki şarj kablosunda kaçak elektrik var. Nur içinde yastı. Ah bak şimdi. 400. Ocak bakın, 400. Ocak. Eline sağlık Kadir. Gayet iyi gidiyorsun. Teşekkürler. Bir şey değil. Ben biraz dinlenmeye çekiliyorum Kadirciğim. Oh güle 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 güle. Çok yoruldum. Burada durdun ya, şimdi onun oturma vakti geldi. Ocağı Özge'nin temizleyip temizlemediğini soracağım. Çünkü Kadir Bey camı sildi. Şeyi sildi. O sadece mutfak dolaplarını silip çıkmış olacak. Belki buzdolabını bile Kadir Bey silmiş olabilir. O yüzden en azından ocağı onun silmesini beklerim. Oo Kadir. Gittim geldim. Hala ocağın başındasın. Bu ne ağırlık böyle? Şu nadide tel bile senden daha marifetli bugün valla. Allah'ım sabrediyorum. Sabret, bir hafta kaldı. Son 5 bölüm. Evet, önümüzdeki hafta sezon finali yapıyoruz. Evet, temizlik benim işimde son 5 bölüm. Umarım ekranlarda bizi görmeyince evlerinizi boşlamazsınız. Bu çocuk tam 400 bölümdür temizlik tüyoları vereceğim diye kendini paralıyor. Vallahi billahi.
Bak şimdiden söylüyorum, eğer ki bıraktığım yerden temizliğe devam etmezseniz hakkımı helal etmiyorum. Bütün öğrettiğim püf noktaları helal etmiyorum bak. Lütfen beni unutmayın, bütün şarkılarımı, türkülerimi arada söyleyin. Ben de sanki ölüme gidiyorum, tövbe yarabbim. Hakikaten sezon finali yapıyoruz Kadir. Tatil yapacağım artık, yeni sezonda görüşmek dileğiyle. Maalesef sponsor tatili de bulamadın bu sene Kadir. Artık mecburen parasını vereceksin. Parasını vereceğim, kaç paraysa vereceğim. Birlikte Maldivlere gidiyoruz, değil mi Kadirciğim? Maldivlere bu sene değil. Hele dur, bu sene borcum var. Seneye. Seneye kesinlikle Maldivler'deyim. Siz de görün. Kadir ezildi bu zamana kadar aklına. Hayır be! O kadar para vermişim. Bir de gidip seni çekeceğim orada. Ben seni yaşatırım orada. Ha, sen beni burnundan getirirsin sen beni. Şimdi bir havyarla bir şey söylesem. Evde görmüştünüz havyarı. Hep yiyordunuz sanki. 50 tane terane. Nedir buradan akıl? Allah belanı kaldırsın senin. 400. bölümümüz kutlu olsun. Köpek tükürsün 400. bölümüne. Şeytan gibi buna hiçbir şey olmadı. Kulağıma gitti. Ben de dedim ki musluğu açıyordum. Musluktan mı bak? Baksana her yerin yapıştı ya. Bunlar çıkar merak etmeyin. Ne yani 400. bölümümüzü kutlamasa mıydık? Burada mı kutlayalım? Bu pisliğin içinde mi kutlayalım? Kim silecek şimdi bu yerleri? Sinirleniyorum ya. Yerleri silme. Özge yerleri bunlar silsin. Bence de ya bir şey yapın ya. İnsan ona acır biraz ya. Şu kız acıyım ya. Şınav çektim o kadar ya. Kameraları oynadım. Ne yapayım biz daha? Biz senin istediğini yaptık. Yerleri alırım tamam ama dolaba elimi sürmem. Dolaba sür. Ya sanki sür. Yerleri sen sileceksin. Konuşturma beni şimdi. Yerleri alacağım diyor. Sanki o silecek. Yerleri de bak buralara baksana. Of. Konfetilerin benim yüzümden oraya yapıştığını söyleyeceğim rakiplerinize. Kaç gündür temizlikten anlamıyorlar. İnşallah bugün de anlamazlar. Merak etme. Bugün maymun gözünü açar. Gidişata bakılarak mutfaktan çıkacak da banyoya girecek. Banyoda belki 20 dakikasını ayırır ki o lavabo için kesinlikle çok iğrenç bir süre. Yani lavabosu kalacak yani. Birçok yeri kalacak lavaboda. Evet temizliğimiz şu an mutfakta devam ediyor. Banyoya hızlıca gireceğiz. Yalnız o arada size ne demiştim? Ayna tamamen kireç. Bunun sebebi ne? Sular. Bakalım sular ne kadar kireçli. Evet hemen suyumuzu doldurduk. Gördüğünüz gibi çubuğumuz gri. Bakalım nasıl pembeleşecek? Hemen batırıyoruz. Evet çubuğumuz pembeleşmeye başladı yoğun bir kireç karşısında. Ve her zaman olduğu gibi çubuğumuz şu anda pembeleşti. Demek ki aynadaki kireç boşuna değilmiş. Sularımız yoğun bir şekilde kireçli. Kirecin kökünü bu evden de kazıyacağız. Tamam yeri ben sileceğim. Ya siz de iyilik. Bir şey değil, bir şey değil Özge Hanım. Hadi doğru banyoya. İyi bir süre mutfakta, 2 saat gibi bir süre. Güzel hepsini, her şeyi tamamen yapıp bitirdiyse çok güzel bir zamanda bitirmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.